Arkadaşlar merhaba. Yeni bir Dark Souls videosuna hepiniz tekrardan hoş geldiniz. Bu videoda optional boss olan Dark Lurker boss'unu nasıl ulaşacağımızı anlattım. Videoyu önce çektim, üzerine yorum yapıyorum. Bunu da videonun başında belirtmekte fayda var. Şimdi Dark Lurker boss'una ulaşmak için öncelikle bir Covenant'a girmeniz gerekiyor. Pilgrims of Dark. İlk gördüğünüz yer Drangleic Castle'ın altındaki bonfire. O 6 tane kapının olduğu yerdeki kapılardan bir tanesinde açtıktan sonra o zemin kırılıyor ve buraya düşüyorsunuz. Burada Dark Diver Grandal'ı bulacaksınız. 3 farklı lokasyona gitmeniz gerekiyor boss'a ulaşabilmek için. Tabi öncelikle Covenant'a katılmanız lazım. Burada size soracak katılmak istiyor musunuz diye. Buradaki olay şu. Human Effigy'nizin sayısının fazla olmasına özen gösterin. Çünkü öldüğünüz zaman tekrar bu portalı açabilmek için Dark Diver Grandal'a Human Effigy sunmanız gerekiyor. Her seferinde bir tane Human Effigy'niz eksiliyor. Eğer elinizde hiç yoksa Human Effigy devam edemiyorsunuz. O yüzden Human Effigy sayınızı bir kontrol edin derim başlamadan önce bu quest'te. Şimdi ilk portala gireceğim. Portalın üzerine gelip geldiğin zaman bir şey çıkacak. Touch diye bir seçenek çıkacak. Bu arada Covenant'a girer girmez verdiği bir yüzük var, Abyss Seal diye. Gördüğünüz gibi Hex'lerin gücünü arttırıyor ama casting süresini de aynı zamanda uzatıyor. Bu video çekerken burada daha önce hiç girmemiştim bu Covenant'a. İlk kez karşılaşıyorum. Hani ilk kez bir bölgeyle karşılaştığım zaman nasıl tepki verdiğimi bu videoda görebilirsiniz. Hatta şimdi çok komik bir şey de olacak. Dakika bir gol bir. Tabii boş harcamış olduk. Covenant'a ilk girdiğiniz zaman Dark Diver size bedavaya bir tane portal açıyor ama ondan sonrakilerin hepsinde Human Effigy sunmanız gerekiyor. Level'ınızın yüksek olmasını tavsiye ederim. Oyunun sonlarına varmadan bulaşmanızı pek tavsiye etmiyorum. Bu arada karakterim de Fate Build ağırlıklı bir karakter. Hairs of the Sun Covenant'ına girip co-op yaparak rank 3'e kadar çıktım ve Sunlight Blade, Sunlight Lightning olması lazım. Onu da aldım. Fate Build ağırlıklı bir karakter yapmayı düşünüyordum zaten. Oldukça da keyifli. Evet, şimdi ilk mekan burası. Dikkat etmemiz gereken zemine iyice bakarak gitmek lazım çünkü yanları hemen boşluk. Burada önemli olan karşınıza çıkan Blue Phantom'ları mümkün olduğu kadar teke tek de almanız. Gruplar halinde size saldırmalarına izin vermemeniz lazım. Bunun için de yanınızda eğer range bir karakter değilseniz, melee based gidiyorsanız mutlaka ok ve yay bulundurun uzaktan çekebilmek için. Ne kadar yüksek level'a girerseniz buraya o kadar rahat geçersiniz. Çünkü yaklaştırdığınız zaman Blue Phantom'ları yanınıza oldukça canınızı yakabiliyorlar. Şimdi ben de ilk defa burada Lightning Spear'la bir yokluyorum bu Blue Phantom'ı. Gördüğünüz gibi HP'si de oldukça yüksek yani. Vursa ne yapacak bilmiyorum. Full Heal setli bir Blue Phantom aslında baktığınız zaman. Elinde de Dragon Tooth vardı. Bu melee based bir Blue Phantom'du. Şu gördüğünüz arkadaş da Sorcerer. Bana çok fazla hasar veremediğini görünce direkt dalıyorum. Zaten canı çok az. Gördüğünüz gibi tek seferde gidiyor. Tek bir Great Lightning Spear'la. Tabii Fate'imin 50 olmasında etkisi vardır diye düşünüyorum. Aklıma gelmişken hemen söylemek istediğim bir şey daha var. Yanınızda mutlaka ve mutlaka en az ne olur ne olmaz 20 tane civarında Flame Butterfly, yani Zippo çakmak diye bahsettiğim rehberlerde bulundurun. Çünkü bu bunları yakmanız gerekiyor. Bende 19 tane varmış.
Satellite yapmanız gerekiyor. 3 bölgedeki bunların adını nedenle unuttum. Yakmanız gerekiyor bu şeyleri. Burada bir hatam daha olacak diye düşünüyorum. Ne yapacağımı bilemeyip aşağı atlıyorum. Bitti zannederek, çıkış zannederek ama ne yapmamanız gerektiğini de görüyorsunuz aynı zamanda arkadaşlar burada. Evet, iki human effigy şimdiden boşa harcayalım. Gerçi bir tanesini müesseseden de ama gördüğünüz gibi give human effigy vererek portalı açabiliyorsunuz. Gittiğiniz yerin sıralamasının bir önemi yok. Ben ilk başta Drangleic Castle'ın altındaki yere gittim ama tek sebebi Bonfire'ın hemen yakınında olması. Dibinde hemen Bonfire var. Çabucak ulaşılabiliyor. Sırasının bir önemi yok. Eninde sonunda hepsini tamamladıktan sonra Dark Lord Kral'a ulaşıyorsunuz. Evet, buralarda tekrarda belirtmekte fayda var. Dikkatli bir şekilde yürümeniz lazım. Zaten etraftaki Bloodstain'leri de görüyorsunuz. Çok kişinin canı yanmış. Burada da Sunlight Spear deniyor olmam lazım. Ne kadar hasar verdiğini görebilmek için. Bu arada bunu yapmamın asıl sebebi hem Dark Lurker boss'unu görmek ama ben Fate ağırlıklı bir karakter yarattığım için bu oyunumda Dark Lurker'ı kestikten sonra videonun sonunda da göreceğiz ama gene önceden de söylemek istiyorum. Bir tane chim verecek size. Dragon chim olması lazım. Oyundaki en iyi failed build gidiyorsanız en iyi chim Lightning'den S parametresiyle şey alıyor. Bu arada burada arkadan bir tane daha Blue Phantom geldi. O yüzden bunu yapmanızda fayda var eğer failed karakter yapacaksanız. Tabi Fate build karakterler PvP için çok ideal değil. Çünkü bu Lightning Spear'ları karşınızdaki insanlar çok kolay dodge'layabiliyorlar. Eğer karşınızdaki PvP için konuşuyorum. İnsan da bir sorcerer'sa ya da pyromancer'sa ağır büyüler yaparken durdukları için o sırada eğer bir tane Sunlight Spear yedirirseniz tek vuruşta alabiliyorsunuz. Ben PvP'de de bolca yaptım bu karakterle. Eğer ben Sunlight Spear'ı yedirebilirsem hepsini tek seferde öldürebilirim ama dediğim gibi isabet ettirmek çok zor çünkü kaçmak çok kolay. Bu tamamen aslında PvE ağırlıklı bir build baktığınız zaman. Evet. O arkamdan geleni de kestik. 2 3 3 de 4. de bu arkada gördüğünüz gibi kapıda sis var. Bütün Blue Phantom'ları kesmeden bölgedeki bir sonraki bölüme geçemiyorsunuz. 744-744 diyorum. Yani 2000 küsürden fazla canı var. Karanlıktan o aradaki boşluğu da göremiyorum ama Phantom'ı düşürdüğüm için algılayabiliyorum. Burada da kendinizi aşağı atıyorsunuz arkadaşlar. Bu konuda şey yapmayın. Gördüğünüz gibi karanlık bulut gibi gözüken yerden atacaksınız. Benim gibi videonun başında gördüğüm gibi boşluktan atmayın kendinizi. Evet, gördüğünüz gibi tekrar başladığınız yere dönüyorsunuz ve bir tane renk alıyorsunuz. The dark beast. Let us see. You have seen dark that has existed. Her bir bölümü tamamladığı zaman NPC size bir item veriyor. Galiba şimdi bir evet, Resonant Soul Hex'ini verdi. Ben burada tabi bilmediğim için tekrar bir Human Effigy verip hani aynı yerden devam edebiliyormuşum gibi tekrar giriyorum ama aslında diğer iki bölgeye de uğramanız gerekiyor arkadaşlar. Tekrar şey yaparsanız böyle. Baştan benim gibi oynamak zorunda kalırsınız. Burada ne yaptığımı çok hatırlamıyorum ama sanırım bir daha baştan bu alanı oynamış oluyorum. Şu Blue Phantom tehlikeli gözüküyor bana, yani melee olduğu için. Çok yaklaştırmamanızı tavsiye ederim. Tabii ben sürekli uzaktan hallettiğim için
Şimdi failed build karakterlerin özelliği zaten bu Lightning Spear'lar. Uzaktan Lightning Spear'la halledip Lightning'e resistance olanları güçlü ağır silahlarla armorlarını kırmak. Zaten failed build karakterler iki şekilde gidebiliyor. Ya failed intelligence gidiyorsunuz ya da failed strength gidiyorsunuz. Bu karakterde de ben failed strength gittim. Yani ağır silahlar kullanabilmek için. Failed intelligence giderseniz tabii hexer oluyorsunuz aslında bir bakıma. Yani hem hexer olabilirsiniz hem de sorcerer olabilirsiniz. Yani seçenekler daha çok artıyor ama glass cannon dediğimiz olaya giriyorsunuz bu sefer. Yani ne oluyor? Çok güçlü saldırılar yapıyorsunuz ama bir ya da iki darbe yediğiniz zaman da ölüyorsunuz. Evet, çift dikiş olarak göstermiş oldum bu bölgeyi de. Şimdi birinci bölge dediğim gibi Drangleic Castle'ın altıydı. Tekrar ediyorum. O King's Gate'e geldiğiniz zaman 6 tane kapı var kapalı. Yanlarında taştan moblar var. Onları kesince her bir kapıyı açıyorsunuz. En girdiğiniz zaman oluyor. En sol uçtaki kapı. Oradaki Royal Sentinel'ı kestiğiniz zaman zeminin üstüne yürürseniz kırılıyor ve buraya düşüyorsunuz. Bu şekilde ulaşıyorsunuz buraya. Şimdi ikinci yerde Black Gulch'taki yer. Tekrar Fate Build karakterler için eğer düşünüyorsanız Alva seti almanızı tavsiye ederim. Hatta yapabiliyorsanız bütün parçalarını artı 10'a getirirseniz hem hafif bir set hem de yani Fate Build'de kullanılabilecek herhalde en kaliteli setlerden bir tanesi. Evet, ikinci yerde burası arkadaşlar. Elimde meşale özel tutuyorum ki bir daha yakmak zorunda kalmayayım diye ama içeri girince sanırım elimde meşale olmayacak. Evet, gördüğünüz gibi kalkanla başlıyoruz. Çok temkinli gidiyorum bu arada, hiç bilmediğim için bölgeyi. Ve yerde bir sürü bloodstain de görünce insan bir şey yapıyor tabi, irkiliyor. Şu bloodstain'e basıyorum gördüğünüz gibi. Geriye yönelik adam ölünce diyorum arkadan birileri mi gelecek ama paranoya yapıyorsunuz yani. Şimdi burada ilk alanda olmayan ayrı bir iki tane hatta Blue Phantom var. Bir tanesi şu gördüğünüz arkadaş elinde çift hammer taşıyan. Dediğim gibi bunların verdiği zararları ben şu an size belirtemiyorum çünkü yaklaştırmadığım için hiç hani vursa ne yapar bilmiyorum ama burada hem Sorcerer hem Pyromancer aynı anda geliyor. Pyromancer'ın sağlam olduğunu birazdan göreceğiz. Hemen büyücüyü almaya çalışıyorum. Pyromancer çok seri çünkü siz eğer Pyromancer'sa sizin kestettiğiniz tamamen daha hızlı kestediyor. Çok seri gördüğünüz gibi. Canı da yüksek ve o meteor vursa kim bilir ne olacaktı. Allah'tan spear atınca casting'i duruyor. Yoksa işimiz zordu. Dediğim gibi yüksek level olmanızda fayda var. Yani 120-130 level'dan önce pek girmenizi tavsiye etmiyorum. Eğer tabi zoru seviyorsanız o ayrı da hani rahat bir şekilde geçmek istiyorsanız. Çünkü sonuçta human effigy harcıyorsunuz buralara girmek için. Ve human effigy de çok önemli bir item. New Game Plus'a devam edeceksiniz de saklamanız da gerekiyor. Çünkü New Game Plus'taki bosslar bazı bosslarda özellikle spoil etmeyeceğim durumu da yardıma ihtiyacınız olabilir. O yüzden human efecilerinizi mantıklı stratejik olarak kullanmanızda fayda var. Burayı da en rahat geçmenin yolu dediğim gibi oyunun en sonlarına doğru hatta en son boss'u kestikten sonra da buraya gelebilirsiniz. Mümkün olan en yüksek level'la.
Evet, burada önce soldan gitmem gerektiğini mesajdan anlıyorum. Tabii bir yandan da dikkatli ilerliyorum ne olur ne olmaz diye. Ortada büyük bir tane çukur var, boşluk. Bir yandan da paranoya devam ediyor. Arkadan bir Blue Phantom gelir mi gelmez mi diye. Hemen burada Zippo çakmakla meşalemizi yakıp olimpiyat ateşimizi yakıyoruz. Burada tabii casterların işi daha kolay. Melee base karakterler gelirse biraz zorlanabilirler çünkü o çift hammer taşıyan Blue Phantom ve ilk bölümdeki Havel full Havel set giymiş Dragon Tooth taşıyan NPC'nin verdiği zararları ben yaşamadığım için bilemiyorum ama bakın burada da gördüğünüz gibi gene çift hammer ve Pyromancer var. Bir tane Sunlight Spear'ım boşa gidiyor ama en azından Great Lightning Spear'la halledebiliyorum. Sunlight Spear'da muhteşem bir Miracle, oyundaki zaten en sağlam Miracle. Try Hold diyor ama ben burada tabi biraz işkileniyorum. Biliyorsunuz yanlış mesajlar çok kullanılıyor. Ölebilirim diye direkt buradan gördüğüm için gidiyorum. Evet. Gördüğünüz gibi sis de aralanınca diyorum ki tamam burası da bitti. O Try Hold kısmında doğruymuş. Oradan gelerek de daha farklı stratejik bir yaklaşım sergileyebilirsiniz. Oradaki alanın gerisini oklayarak belki çekebiliyorsunuzdur. İkinci alanı da böylece bitirmiş olduk. Ben gene bir item verecek diye bekliyorum ama bir şey vermiyor. Soul'larla 3 tane humanity alıyorum. Sonra da herhalde soğullar ne olur ne olmaz diye bütün hexleri alıyorum. Hani ne olacağımız belli değil diyerekten. Üçüncü alansa bulması biraz aslında sıkıntılı. Yani bunları bulmak kolay da üçüncü alan Shaded Ruins'te bulunan yer. Onu da ben Weapon Master Onflex'i kurtarırken tesadüfen keşfetmiştim. Mesela failed build karakterler için burası biraz sıkıntılı çünkü buradaki moblar büyüye karşı resistance da çok çok yüksek. Burada direkt armor breaker bir tane silah ihtiyacınız var ama ya da benim gibi kısa yoldan kaçaraktan direkt mekana gidebilirsiniz. Peşinizden gelmiyor bunlar. Evet. Üçüncü yerde şurası gördüğünüz gibi arkadaşlar. Burada atıyorsunuz kendinizi. Gördüğünüz gibi son mekanda burası. Derken şurada bir gördüğünüz gibi sağ tarafta bir tane sandık var. Onu keşfediyorum. Sıralamanın bir önemi yok dediğim gibi arkadaşlar. Hangi sırada giderseniz gider en sonunda Dark Lord boss'una çıkıyorsunuz. Ben Bonfire'a yakındığına göre sıralama tercih ettim. Evet, üçüncü alanda burası. Dark Chasm of Old. Üçüncü bölge. Evet, burada yine bir tuzak alan var. Deliğe düşmeden yandan yandan gidiyoruz. Burası işte mesela milli karakterseniz eğer okunuzu ve yayınızı kullanıp tek tek çekmeniz gerekecek yerlerden biri olacak. Acele etmemek lazım burada. Oyunun her alanında olduğu gibi Dark Souls serilerinde, daha doğrusu Souls game'lerde.
Buradaki mesajlardan uyanıyorum ben, gördüğünüz gibi 1 2 2 tanesini görüyoruz burada. Hemen burada yay almaya çalışıyorum kendime. Öndekine vurunca arkadakinin de okçu olduğunu görüyorum. Gördüğünüz gibi baya baya fena vuruyor. Allah'tan buraya geliyor. Yani çok ciddi damage veriyor gördüğünüz gibi. Bir de ben failed build olduğum için üzerimdeki armor da öyle able set falan değil tabi. Oldukça can yakıyor. Evet, okçuyu hallediyorum. Tabi devamını göremediğim için biraz da şey yapıyorum. Orada büyücü de var gördüğünüz gibi. Burası biraz tehlikeli bir alan. İçeri girmemekte fayda var. Evet, büyücünün Lightning Spear öyle değil böyle atılır diyerekten onu da hallediyoruz. Evet, son mekanda yaktıktan sonra şimdi burayı da paranoya yapsın diye insanlar yapmışlar. Asansörden bir şey gelecekmiş gibi bekliyorsunuz ama. Burada tabi asansöre bakmak lazım ne olur ne olmaz diye de ben biraz dikkatsiz davranıyorum. Koysalar şaşırtmaz yani neticede bu Dark Souls. Evet, burada da hemen sisin açıldığını görüyorum. Böylece diyorum ki tamam, bu bölgeyi de bitirdik. Buna dikkat etmekte fayda var arkadaşlar. Evet, Amber Herb yiyerek lightninglerimi tazeliyorum. Evet, gördüğünüz gibi Dark Lurker'a geliyorsunuz. Tabii şimdi şaka gibi. Bu boss aslında o kadar da göründüğü gibi kolay değil arkadaşlar. Burada son anda sıyırıyorum. Yani failed build'ın Dark Lurker üzerindeki etkisini görüyorsunuz. Saniyeler içinde boss'u. Bu kadar. Bu Lightning Spear'ların overpowered olmasından kaynaklı diyebiliriz. Ama tabi de level'ın da etkisi var. Yani şu anda bu karakterin videoda gördüğünüz 50 feet var. Sunlight Spear var. Biraz over leveled olabilirim bu bölge için. Hani zorluğu seviyorsanız tabi düşük level'da gelebilirsiniz. Gerçek bir kapışma yaşamak istiyorsunuz. Çünkü gerçekten kolay bir boss değil. Dark Lurker'da öldürdükten sonra bizim Dark Drive Gandalf'la konuşarak "There is more dark within you than dark is the mother of all." Burada dikkat etmeniz gereken Talk seçeneğini kullanarak gördüğünüz gibi Dragon Chain'i almayı kesinlikle unutmayın. Zaten benim bunu yapmamdaki amaç Dragon Chain'i almaktı. May the dark. Şimdi onun özelliklerini göstereceğim. Oyundaki en iyi çiğim zaten. Eğer failed build'sanız kesinlikle almanız lazım. Gördüğünüz gibi S parametresi alıyor. Dark Hex'ler için de B parametresini alıyor. Bunu hemen 50 fate istiyor bu arada. Onu da görüyorsunuz. Aldıktan sonra hemen artı 5'e çıkarın arkadaşlar. Hiç tereddüt bile etmeyin. Oldukça sağlam. Yani daha doğrusu en iyi çiğim zaten oyundaki. Elimdeki artı 10'la Cleric çiğimle kıyaslıyorum. Burada herhalde bir iki deneme yapacağım ama artı 5'e çıkardıktan sonra mı önce mi onu çok açıkçası net hatırlayamadım.
Tabi bunlarla uğraşmak istemiyorum ben diyorsanız, direkt Dragon Chain'i nasıl alabilirim diye soruyorsanız kendi kendinize, işte Dark Lord Kır'ı kesemiyorum vesaire, ilerleyemiyorum, humanity'm yok. Direkt NPC'yi keserseniz eğer, düşürdüğü item de bu Chain oluyor zaten arkadaşlar. Bunu da belirteyim. Hani ben bunlarla uğraşamam vesaire vesaire diyorsanız, Dark Diver Grandal'ı keserek de direkt ulaşabilirsiniz. Ama bu sefer de tabi Resonant Soul'da Great Resonant Soul hexlerini alamayacaksınız. Hexer gidenler için kayıp olacaktır. Yani burada önce şey yapayım, reinforce edeceğim. Twinkling Titanite istiyor, dikkatinizi çekerim. Direkt hepsini çatır çutur harcayaraktan artı 5 yapıyorum gördüğünüz gibi. 16 ya da 15-16 tane Twinkling Titanite'e ihtiyacınız var. Dragon Chain'i artı 5 yapabilmek için. O yüzden Twinkling Titanite'larınızı saklayın. Tabi tekrar etmekte fayda, failed build gidiyorsanız. Hemen şöyle bir test edeyim diyorum. Gördüğünüz gibi 2 vuruşta alıyor. Evet arkadaşlar, bu videonun da sonuna geldik. Bir sonraki Dark Souls 2 videosuna kadar hepiniz kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.